büyütme şeye o gerek çocuğa, yok. O çocuğa yani şimdi kırıcı olmaya küçük, hiç gerek yok Fulya Hanım. Muharrem, Boşanalım kesinlikle, biz bitsin. Kesinlikle. Zaten günlerdir sen çok emindin ama hani sonuçta Zarina da şimdi bir kadın olarak bilir yani o dünyaya Neden getirdiği olduğunu. için o zaten söyledi aslında. Hata Günlerdir dedi Fulya Hanım, ne ki senden değil Necati'den, senden değil Necati'den. Tamam sen bir yıkıldın ama bir yandan da belki de hazırlıklıydın yani çünkü bu ihtimal de vardı. Evet. Değil mi? Evet. Sen diyorsun ki benim o çocuğa karşı bir babalık duygum, sevgim hiçbir şey bitmez. Değişmeyecek diyorsun. Bitmez. Bitmesin de. Büyük çocuk sende kalacak. Zarina onda, babada kalmasına tamamsın. Öyle mi? Sık sık görüşecekler ama. Hı? Ne Zarina? Vermeyeceğine eminim. Verse peki? Bakarım. Niye bakmayayım? Kızım değil mi? Bakarım. Peki onu ikna etsen, kızımı ver, anneye ihtiyacı var. Sen benim gibi, şimdi babalar anne gibi bakamaz yani. Öyle mi değil mi yani şimdi? O bile bir genç kız olacak şimdi 10 yaşında daha. Ama şimdi tam böyle ergenlik dönemine geçecek. Ha? Dün hafta sonuydu. Dedim ki istersen... Dün hafta sonu muydu? Biz gelmedik ya 2 gün. Ha, tamam. Bir gün geldim, bir gün gelmedim ya. Dedim ki babacığım istersen götüreyim annen gelin otele yakın bir yere ben sana... Büyük orada, kıza mı dedi? Büyük kıza. Ha. Git dedim kardeşinle oyna. Ha. Sonra dedim ben gelirim yine getirir birisi bırakır oraya ha. Ben alırım dedim getiririm. Sen istiyorsun anneyle şey olsun kaynaşsın. Hayır kardeşi sonuçta. Hı. Kardeşini görsün istedim. Ama anneyle hayır görmesi... baba gitmek istemiyorum dedi. Hayır gitmek istemiyorum dedi. Sen böyle evde doldurdun mu kızı? Yok Fulya Hanım, hayatta doldurdum. Ailesi ben, de dolduruyor. Ben zorla, hayır. Ben zorla yanına gönderdim. İlk geldiğinde görmek istemiyordu. Ekip arkadaşları şahit, zorla gönderdim. Eminim. Kızım git annendir, kardeşin git gör dedim. Bu niye doldurayım o çocuk? Genç kız olduğunda ailede ama hala falan var galiba. Yok, ona... bizim evde hala mala yaşamıyor. Uzaklar. Hayır, yakınlarınızda... Yok, bizden uzaklar. Kadın akraba yok mu? Sadece yengem var alt katta. Artık İlgilenir mi? İlgilenir. Ama senin ağladığını görmesin o kız olur mu? Yok. Hep görüyor Muharrem çok ağlıyor. Muharrem hep görüyorlar ya. Görüyorlar Muharrem. Kaç kere biz karşılaştık evet. Öyle. Ben biraz önce Süleyman'ın olayında ağladım. Hayır. Şişmiş dedim Muharrem, ya. Hep ağladığını görüyor. Evet ben yayından çıktıktan sonra biz seninle bahçede konuşuyoruz yani. Yok söz veriyorum size orada görüyorlar seni. Sen ağlayınca evet. Onlar da ağlıyor. Evet. Ya ev odayı eşyalar görünce ağlıyorum diyor. Var içimsizler yani. Çok ağlıyor Muharrem Bey. Yani sizi böyle bir güçlü görsün. Çünkü zaten birazcık siz... Yok hocam söz veriyorum bir daha ağlamayacağım. Ağlamayın. Ağla da gizli ağla. Yok ben o ağlatanlar görmesin. İçin ağlamayacağım. Ağlamayın çünkü çocuk böyle bir sizi güçlü görsün. Zaten sizi kimin ağlattığını biliyor çocuk. O çok akıllı bir çocuk da. Hangi durumda yaşadıklarının çok farkında. O yüzden artık en azından bundan yok, sonra... Yok hocam söz veriyorum size. Evet. Dimdik ayaktayım. Ha. Ben kızıma her türlü bakarım. Ya biz kendi ilmimizle evet. Ne istiyorsanız siz yanınızdayız. Şimdi, Handan hocam pazartesi Handan günü. Handan hocam sizden ricam bize yardımcı olursanız bu iş uzamadan. Keşke iyi bir şey vesile olsak ayrılığa değil evet. Ama. Kavgaya gerek yok, kırgınlığa gerek yok. Hocam pazartesi günü sabah Bakırköy Adliyesi'ne Muharrem, Zarina gelsinler sizin yanınıza. Aynen öyle. Siz bir destek olun. Sabahleyin. Hocam, neyse o dilekçe milekçe şey artık nasıl istiyorum. Oluyorsa. Sabahleyin İstanbul'da duruşmalarım var. Öğlen öğleye doğru konuşalım, gidelim. Benim bugünümde yanımda olan Erdal abime, can dostum Metin'e, o benim kardeşim, dostum değil de kardeşim, her zaman aradı, abim aradı, destek oldu. O aradı, destek oldu. İkisini de çok seviyorum. Metin'e de sesleniyorum, sen dostum değil, can kardeşimsin. Ya sana başka bu süreçte şey destek oldu. Pazar günü benim onlarla görüşmem gerek. Arasınlar erken hocam sizi. Evet. Bir de çocukların protokolü anlaşmayı hazırlayın. Çocukların psikolojisini unutmayın lütfen. Evet. Şimdi olmasa bile hiçbir sonrasında. Hiçbir şey hissettirmeyin. Evet o çocuklarla konuşmamız, görüşme. Ben şimdi öğrenildikten sonra artık görüşeceğiz. Çünkü ben aslında bugünü bekliyordum. Tamam, şimdi hocam. 10 yaşında olduğu için o kendi kardeşimi hepsini bilmesi lazım. Hı-hı. Onunla konuşacağız. Çok da akıllı bir çocuk. Onu bekliyorum. O zaten gelmek istiyor bizim evet. Ofise. Kitap gelsin. Almak istiyor sizden hocam. Evet gelsin mutlaka ki onunla da bir görüşelim. Zarina. Şimdi buradan çıktıktan sonra sen küçük kızınla, o büyük kızıyla gidecek. Bundan sonra büyük kız babanın yanında. Bilmiyorum mahkeme verecek mi? Ama anlaşıyorlar zaten. Anlaşmalı boşanma olunca velayeti aralarında zaten. Doğru.
Özlemeyecek misin Zarina? Özlemem mi? Hı? Özlemem mi? Tam da zor bir dönem onun içinde. Hani ergenliğe gelip Blue çağına girecek değil mi? Evet. Ergenliğe girecek. Çok zeki şimdiki çocuklar. Evet, her şeyi anlıyorlar. Çok algıları çok açık. Üzücü. Zarina da daha bir şey oldum. Hı? O da içinde tutuyor. Yok, sen kesinlikle, duygularını ifade ediyorsun da o sanki edemiyor kesinlikle gibi. Kesinlikle ne kırıcı olmak istiyorum. Ne olma. Sonuçta olursa olsun benim kızımın annesi. Evet. Biraz önce dedim, ismini kızgınlıkla söyledim. Kesinlikle benim kızımın annesidir. Yine de iyi olmasını isterim. Kötü olmasın. Ama Allah yolunu açık etsin. Boşanalım, ne o beni kırsın ne ben onu kırayım. Allah yolunu açık etsin diyeceğim, bu kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.